Herkese merhaba değerli dostlar. Logo yazılımla ilgili bir, ufak bir çalışma gerçekleştireceğiz. Çok önemli bir hacimsel noktanın hemen eşiğinde ve sıkışmış bir vaziyetteyiz senede ya buradan 65 bölgesine aşağı yönde kıracak. Hacim hareketini aşağı yönde devam ettirecek. 60 ve 57 desteklerine gelme ihtimali var. Ya da yukarı yönde 72 bölgesine doğru hızlı bir trend ve hacim artışı gelmesi olası. Takaslarına baktığımız zaman genel itibariyle yazılım sektöründe biliyorsunuz yabancı hesapların yoğun olarak ilgi gösterdiğini, fonların özellikle ilgi gösterdiğini biliyoruz. Çünkü bu şirketler olduğu gibi gelirlerini, karlarını yüksek miktarda cebe indiren şirketler. Şimdi yazılım sektöründeki şirketler baktığımız zaman yapmış oldukları karların neredeyse dörtte biri kadar maliyetleri var. Bu yüzden bu şirketler elde etmiş oldukları gelirler çok daha hızlı gelişebiliyor. Logo yazılımı şu an şirket sermayesi arttırıldıktan sonraki yatay görüntüsünü artık yavaş yavaş bozma arifesinde diyebiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi Hacı 67 bölgesi çok uzun süredir yani Aralık ayından beri test edilen bu bölgeden gelen blok hareketlerinin de aşağıdaki perde bloğuna kadar indiğini ve akabinde gerçekleşen yükselişin yine burada kaldığını görmekteyiz. Yani bu demektir ki çok uzun süredir 5 aydır geçilemeyen bu bölgenin yukarı yönde geçilmesi hissede iyi bir yükseliş beklentisi oluşturabilir. Bu yüzden bu kademenin üzerine geçişin hisse senedinde ilk etapta görmüş olduğunuz gibi şurada ara bir direnç var. Yaklaşık 70 TL bölgesi. Bu bölgeyi test etmesini bekliyor olacağız. Şöyle kesik çizgiyi takip edin lütfen. Akabinde de şurada kırmızı çizgiyi test etmesini bekleriz. Yani 74 bölgesini test etmesini umarız. Hisse senedinin şöyle arkasına doğru baktığınız zaman genel itibariyle bu perdelere oldukça riyakat e, bir hareketi var. Bu e, bölgelere test etmesi hisse senedinin kısa vadede beklentilerini birazcık daha kolay hesaplamamızı sağlayacak. Epeydir şu alttaki kırmızı çizgiyi test ettiğini görüyorsunuz. Bu kademeden hisse senedinin hacim yaratabildiğini görüyoruz. Şurada ufak ihlaller de var ama hisse senedi görmüş olduğunuz gibi çok az bir aralık kalmış. Bu aralığın e, ya altına kıracak buradan ilk etapta gördüğünüz gibi 60 TL bölgesine kadar gelme olasılığı var. Genel itibariyle buranın destek olarak çalıştığını görmektesiniz. Bu kademenin altında da 57 bölgesine kadar gelebilir ki bu görmüş olduğunuz mavi noktayı yani bu kanalı 55 bölgesinden ve daha öncesinde 37 bölgesinden iki defa test etmiş ne zamandan beri haziran ayından beri yani burası oldukça güçlü bir kanal yükseliş bölgesi. Bu bölgenin altında fiyatlama pek mümkün gözükmüyor kısa vadede ama bu bölgenin üzerinde de artık hareket etme olasılığı oldukça artmış görünüyor. Hisse senedinde şöyle takaslarını göstereyim size. Gördüğünüz gibi 26 ile Citibank hissede hakim oyuncu pozisyonunda, Deutsche Bank da 3. sırada en iyi alım pozisyonunda. Ve şöyle haftalık olarak baktığımız zaman hisse senedinde sığ lot miktarından kaynaklı şöyle düşük bir lot markları olduğunu görmekteyiz. Ama genel itibariyle Citibank'ın alışlarını ve Doğuş Bank'ın alışlarını devam ettirdiğini görüyoruz haftalıkta. Son ay içerisinde ise gördüğünüz gibi yine Citibank ve Doğuş Bank'ın hissede hakim ortakların özellikle yatırım fonlarında gördüğünüz gibi ilk beşlideki şirketlerden önemli alımlar olduğunu görüyoruz. 3 aylıklarda bir miktar Citibank'ın kar satışları olmuş evveliyatında ama bunun da büyük bir çoğunluğu yine Doğuş Bank tarafından karşılanmış ve Deutsche Bank'a görüyor musunuz? Elindeki lot miktarını son 3 ay içerisinde %30'un üzerinde arttırmış gözüküyor. Bu yüzden hisse senedinde kısa vadedeki görüntünün artık hisse senedinde hacimsel bir hareketin gelme olasılığını arttırmaya başlamış gözüküyor. Yeniden toparlamak gerekirse şurada görmüş olduğunuz 67 bölgesi defalarca test edilen bölge hafif ihlaller de var ama hisse senedinde genel itibariyle bu bölgenin üzerine kalıcılık sağlayamadığını görüyoruz. Ama artık birazcık daha bu alanın sıkıştığını görmekteyiz. Yani birkaç haftalık mevzusu kalmış kalmamış bu hisse senedinin. 67 bölgesinin üzerinde hisse hareket de harekette. Pozisyon açılabilir tekniksel olarak. Bölgenin üzerinde hisse senedinde şurada görmüş olduğunuz son zirve bölgesi olan 70 TL bölgesine doğru hareketin devamı ve bu bölgenin üzerinde de şuradaki eski zirvenin olduğu noktaya doğru hareketin devamını bekliyor olacağım. Onun haricinde şurada alt çizgiyi görüyorsunuz. Ufak ihlaller haricinde genel itibariyle piyasada günlüklerde haftalardır destek pozisyonunda ve bunun üzerinde kalmaya çalışıyor ise yani bu kademenin altında geldiği zaman yani 65 bölgesinin altında kapandığı zaman hisse senedi bu bölgenin altında ilk etapta hisse senedinin 63 akabinde 60 bölgesine kadar çekilmesini e, ihtimali oldukça artacaktır. Ama 57 bölgesi hisse senedinde orta ve uzun vadede önemli bir destek seviyesi. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşçakalın.